Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon euro. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar'da yaz transfer dönemi büyük ölçüde başarılı geçti. Vakit kaybetmeden Ocak ayında yapacağı transferler için scouting çalışmalarına başlayan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde yapılacak harcamaların Kerem Aktürkoğlu'nun satılmasıyla yapılması bekleniyor. Son dönemde yaptığı çıkışla Avrupalı yetenek avcılarının dikkatini çeken Kerem son maçlarda dökülse de Katarlıların da ilgisini çekmeyi başardı. Katar basınında yayınlanan haberlere göre transfer sezonu hala açık olan Katar'ın El Duhal kulübü Galatasaray'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu'nun gözüne kestirdi. Hızı ve dikine futbol oynamak istemesiyle sihirlen genç yıldız için El Duhal'in Sarı Kırmızılılara 10 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği de gelen bilgiler arasında. Ancak Kerem için çıkan transfer haberleri Katar'dan ibaret değil. Geçtiğimiz sezonun başında 3. Lig'den transfer edilen Kerem, yeni yuvasında gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa piyasasının dikkatini de çekmeyi başardı. Fransız basını bedelsiz alınan 23 yaşındaki hücumcunun kış transfer döneminde 5 milyon euroya Marsilya'ya satılacağını yazdı. Habere göre Fransız kulübü devre arası transfer sezonu için Kerem Aktürkoğlu'nu da ikna etti ve transferi büyük ölçüde bitirdi. Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle birlikte Marsilya için Fransa'ya gitmesi beklenen Kerem'in Ligue 1 ekibinden yılda 1 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Başakşehir, 24 Erzincanspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Galatasaray'a De Bianco. Galatasaray Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması ise dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir Sarı Kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem Sarı Kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid, bir yılda sponsorluk gelirleriyle 500 milyon euro gelir elde ederken, Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamın kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray'da şok. Nempalis Mengi'nin Galatasaray'a transferi son anda yetişmedi. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Leicester City'den Nempalis Mengi'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulundu. Ancak işlemlerin yetişmediği öğrenildi. Galatasaray 29 yaşındaki Senegalli futbolcuyu çarşamba günü İstanbul'a getirebilmek adına tüm yolları denedi. Ancak başarılı olamadı. Bununla ilgili açıklama yapan Nempalis Mengi'nin temsilcisi Yasin Ayat, Galatasaray'la Leicester transferin çarşamba günü gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Ancak zaman çok kısaydı. Sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey yok. İfadelerini kullandı. Leicester'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 29 yaşındaki oyuncu. Geçen sezon çıktığı 29 maçta 1 asist kaydetti. Nempalis Mendy 2016'da Nice'den 15.5 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Galatasaray Nempalis Mendy'yi transfer edemedi ancak genç yetenek Gustavo Asuncao'yu transfer ederek transfer dönemini kapattı.
Galatasaray'ın transfer ettiği en kötü 11 futbolcu. Selam dostlar, naber? Bilindiği üzere Galatasaray'ımızın şanlı formasını sayısız efsane futbolcu gururla taşıdı. Hacı'den Metin Oktay'a, Tafarel'den Muslera'ya, Wesley Sneijder'den Didier Drogba'ya birçok dünya yıldızı Galatasaray'a kupalar kazandırıp taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ancak biliyorsunuz ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Bırakın Galatasaraylıları tatmin etmeyi, onları çıldırtmadıkları tek bir gün dahi olmayan oyuncular da sarı kırmızılı formayı giyerek tarihin bir parçası oldular. İşte Galatasaraylı taraftarları çıldırtan 11 transfer. Kalede birçok aday var. Leo Franco, Fatih Öztürk, Robinson Zapata ve daha niceleri. Ancak sanırım bunların içinde Galatasaray'ı en çok hayal kırıklığına uğratan kaleci Robinson Zapata olmuştur. Kalede güven vermek şöyle dursun, taraftarların yüreklerini ağzlarına getirmediği tek bir dakika olmayan Zapata kaleyi kimseye kaptırmıyor. Defansın sağ için belirlediğimiz isim büyük ihtimalle bu listedeki en kötü transfer. Evet bildiniz, Tarık Çamdal. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek olmayan bu transferimizde ne yazık ki tarihin tozlu sayfalarında en kötü transferlerden biri olarak yerini aldı. Tarık Çamdal ne yazık ki yabancı sınırı garabetinin ülkemizde gördüğümüz en kötü yansımalarından biri oldu. Sırf sarı kırmızılı formayı giyiyor diye millide olan Tarık neredeyse Ebuen'in aldığı kadar maaş alıyordu. Bilginize. Stoper bölgesinin ilk sırası için geçmişte çok iyi olup Barcelona gibi bir devin takım kaptanlığını dahi yapsa da beklentileri boşa çıkarması nedeniyle Frank de Boer yer alıyor. Onun yanına da Ali Turan'ı koyduk. Çoğunuzun artık adını bile hatırlamadığı bu oyuncu için bir dönem Galatasaray'ımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da devreye girmişti. Yine yabancı sınırı yüzünden elbette. Sol bekte kim var peki? Lionel Carol. Defans bölgesinde yer almasına rağmen defansif özellikleri yerlerde olan bu oyuncumuz da bizi transfer ettiğimize pişman eden oyuncular arasında yer aldı. Orta sahayı üçlü olarak kuruyorum. Neden mi? Çünkü neden olmasın? Orta alanın merkezine ilk olarak Mustafa Sarp'ı koyuyoruz. 2011 yılında yokları oynayan Galatasaray'ın merkezinde o vardı zira. Kadroya Misimovic'i de eklemesek ayıp ederdik. Takıma transfer olup neredeyse doğru düzgün maça çıkmayan, Hacı'nın sakız çiğniyor diye kadro dışı bıraktığı Boşnak oyuncu da en kötü transferlerin yer aldığı 11'e girmeyi bildi.